Merhaba, iyi günler. 14 Haziran 2024. Kapalı, sıcak, Balkanlar üzerinden serin havanın beklenildiği bir gün. Böyle. Çalışanlara kolaylıklar, başarılar dilerim. Balkanlarda bir gelenek vardır. Çocuklarını yetiştiren anne babalar, dede neneler mümkünse 7 köylerden evlen evladım derler. Yani. Mümkünse 7 köy evden ilerideki köylerden evlen. Yürü. Yürü git. Azerbaycan'da kuzen evlilikleri yasaklandı. Kuzen evlilikleri özellikle maymunlarda bile gerçekleşmeyen bir olay. Bilimsel çalışmalar göstermiş ki maymunlar bile dışarıdan evlilik yapıyor. İnsanlar ormanlardayken akraba evlilikleriyle soylar hasta oldu. Klanların, köylerin, kalabalıkların, toplulukların ataları bir yerde yanlışlık var dedi ve başka topluluklarla çocuklarını evlendirmeye başladı. İnsanlık çağında, eskiden, antik çağda. Binlerce sene önce. Şimdi biz bir yanlışlığa dur demek zorundayız. Akraba evlilikleri, aile içi evlilikler, kuzen evlilikleri Türkiye'de de yasaklanmalıdır. Kürtçülük gerçeği. Doktor İbrahim Ethem Gürsel. Partiye giriş yemini. Ben biliyorum ve inanıyorum ki mensubu bulunduğum Kürt halkı zorbalar tarafından bütün insani, milli, sosyal ve kültürel haklardan zorla, hile ile, kabalıkla ve kalleşlikle mahrum edilmiştir. Bir başarılı, ilginç çalışma. 1977. Hakikatleri söylemekten korkmayınız. Atatürk. Evet, fuarda da vardı bu söz. Kürtçülük gerçeği üzerine Faik Türün, emekli or general. 10-12 yıl öncesinde bazı Batı ülkeleri ile birlikte yurdumuzda da başlatılan şiddet hareketleri sürüp gitmektedir. Yeraltı örgütleri, kuruluş maksadını aşan bazı dernekler, bir kısım sendikalar tarafından yürütülen ve bu bazı kurum ve kuruluşlarca da desteklenen, dış ile irtibatlı olduğu anlaşılan anarşik olayların maksadı ve hedefi nedir? Bunu şehir ve kasabalarımızın yazboz tahtasına döndürülen, duvarlarındaki yazılarda tertiplenen kitle hareketlerinde kullandıkları sloganlardan kolayca anlamak mümkündür. Evet. Ülkemiz parçalanmak, bölünmek, devletimiz yıkılmak istenmektedir. İlginç bir kitap. Özellikle kitap severlere, araştırmacı, gazetecilere, gençlere bu ve bunun benzeri kitapları tavsiye ederim. İlginç kitapları mutlaka altını yazarak, çizerek okuyun. Ve oradan da onun gösterdiği 8-10 tane, 50-60 tane kitaba da gitmeyi unutmayın. Kapak düzeni Necati Onat. Fiyatı 10 lira. Türkiye mektupları 1717-1718. Lady Montaigne. Montagu. Aysel Kurutluoğlu çeviren. Bunlar 15 Ağustos 1712 mektuptan. Evet. Lady Mary Wortley Montagu. 1715. Evet. Benim de büyük dedemin bir resmi var. Kuru kalemle yapılmış. İşte bakalım bugünlerde elime geçerse takdim etmek istiyorum. Lady Montagu 18. yüzyıl başında Türk kadın kıyafetiyle. Türk kadınlar nasıl giyiyormuş? Başlık.
herhalde bu manto diyelim hadi günümüzdeki şeyle kolyesi var, haçı var, elinde mektupları var, ayakkabıları çok güzel, boydan bir elbise ve kemer, değerli taşlarla süslü bir kemer. 18. yüzyıl başı değişik bir kadın kıyafetiyle. Bu daha aristokrat. Yağlı boya resme verdikleri değere bir bakalım. Leyli Montagu ile Türkiye mektupları. 1717-1718'de İstanbul'da İngiliz elçiliği yapan Edward Wortley Montagu'nun zevcisi olan Lady Mary Wortley Montagu, Türkiye'deki ikameti sırasında Türk hayatına ait mektuplarıyla sadece seyahat edebiyatında değil, fakat Türk sosyal hayatına ait tarih içinde de önemli bir isim yapmıştır. Lady Mary Pierrepont 1689'da Nottinghamshire'de Tuhoresby'de doğdu. Küçük yaşta annesini kaybedince babası hemen bütün vaktini kızının yetişmesine sarf etti. Ve onun zamanının en münevver kadınlarından biri olacak şekilde büyüttü. Wortley Montagu ile evlendikten sonra kocasının vazifesi dolayısıyla yerleştiği Londra'nın bilhassa edebiyat çevresinde büyük bir şöhret kazandı. Meşhur şair Alexander Pope ile onun etrafındakilerle kurduğu yakın dostluk sayesinde Lady Mary adı münevver müritlerin pek iyi tanıdığı bir isim haline gelmişti. Wortley Montagu'nun İstanbul'a elçi tayin edilmesi üzerine o da kocasıyla birlikte Hollanda, Almanya, Avusturya ve Macaristan yoluyla Türkiye'ye geldi. Bizde Türkiye mektupları diye bilinen meşhur mektuplar 1718 Mayıs'ına kadar 2 yıl süren bir seyahatin eseridir. Lady Montagu İngiltere dönüşünden uzun bir zaman sonra 1730 kocasından ayrılarak İtalya'da ve Venedik'te yaşadı. 1761'de tekrar memleketine döndü ve oradan 1762 yılında öldü. Tozlar, özür dilerim. Her taraf toz. Kitaplar, polen. Hayatında İngiltere'de meşhur bir simaydı. Fakat ölümünden bir yıl sonra 1763 Türk mektupları neşredildiği zaman şöhreti Avrupa'da da yayıldı. Bilhassa Voltaire bu mektuplar üzerine hararetli övgüler yazdı. Gerçekten o devirde Türkiye bütün Avrupa'nın merak konusuydu. Ve korku ile karışık bir saygı duyulan ülke ve imparatorluk hakkında görgüye dayanan malumat pek azdı. Kitaplar tozlu, bir de ortam karışık. Toz, toprak, polen. Poyraz ve Lodos bugün sabahtan beri karışık. Balkanlar, Akdeniz üzerinden gelen havalar. Ülkenin bazı yerleri yağmurlu. Program ve seçimlerin teknik hazırlıkları ile bilgiler. Cumhuriyet Halk Partisi, parti içi eğitim çalışmaları. El kitabı. Evet. Şu Nedim Yaşar Gürsoy'u bugün çok sevdim yani. İstedim mi demek ki güzel yazıyormuşum yıllar önce. Şimdi haliyle daha hızlı ve daha fazla beğenmediğim şekilde yazıyorum yani. Şimdi bu partinin üyeleri bu partinin programını okurlardı ve parti programı kurultayı yapılırdı. Şimdi bize bazı şeyler unutturulduğu için unutulmuştan unutulmuşa gidiyoruz. Fakir Baykurt, Efendilik Savaşı. Fiyatı 2 lira. ...15 Mart 1976'da almışım bunu asansörde. 1959 yılında basılmış. Efendilik Savaşı. Gerek anamın, gerek anam gibi binbir yokluk içinde sürüne sürüne... ...Allah'tan aldıkları emanet canı gene aldıkları gibi Allah'a teslim etmeye çalışan...
komşularımın gözünde çok önemli iki şey var. Birincisi ağalık, ikincisi efendilik. Tabii bunlar sadece bu yalan dünya için. Burada dilediği şekilde yaşayan ağaların, aç açık kalmayan efendilerin öyle olacak ki orada boruları ötmeyecek. Onların dedikleri yalnız bu dünyada dedik olacak. Yalnız bu dünyada arabaları yüce yüce dağları aşacak. Onlar gemilerini yalnız bu dünyada her fırtınadan kurtarıp işlerini yüzdürebilecekler. Buna karşılık ağa ve efendi olmayan fakir fukaranın arabası, fakir fukaranın da arabası olmaz. Yalnız bu dünyada şaşacak gemileri, yalnız bu dünyada ufak bir fırtınanın oyuncağı olacak. Hele öbür dünyaya bir sıra gelsin. Bu düzen orada nasıl ters, mers gelecek? Nasıl yukarıdakiler aşağı inecek, aşağıdakiler de yukarı çıkacak? Göreceksiniz. Oradan kazandığıyla sevinçli, buradan yitirdiğiyle tasalı yaratıkların cümlesi, evet cümlesi şaşacak buna. Hisse senetlerini, tapu koçanlarını, tavsiye mektuplarını, yaldızlı çerçevelerde gerdek odalarına asılan diplomalarını, asalet nişanlarını, zafer madalyalarını yanlarında götürmek isteyenler boşa yorulmuş olacaklar. Hiçbiri hiçbir yerde işe yaramayacak. Sökmeyecek, geçmeyecek. Siz isterseniz inanmayın, kara kaplı kitapların kavli hala böyleymiş. Fakat bu ağdalı vaatler içlerinden hiçbirinin avutamıyor. Ne de olsa madde dünyası. Böyle şeyler vız gelip tırıs gidiyor. Heyecanın boğazına kadar geldi. Öyle zamanlar oluyor ki işte o saat nasıl bir sahasa, ben burada olabildiğim kadar rezil olduktan sonra orada vezirlik verseler istemem, başlarına çarpsınlar diyerek büyük büyük günahlara giriyorlar bilerek. Dedik ya, iş ağalıkta, efendilikte. Ama ağalık çalışıp çabalamakta değil. Babadan kalanlar, babanızdan kalmamışsa en sağlam yerinizi yırsanız nafile. İlle babadan, anamın dediğine bakılırsa bazen yar yıkıntısına uğramakla da bu maradınıza erebilirsiniz. Örneğin zengin bir herifin kızını alırsınız. O zaman uzat ayağını, devril, keyfine bak. Yokluk nedir, kıtlık nedir bilmezsin. Elin nereye çalsan boş gelmez. Elin nereye çalsan boş gelmez. Fakat efendilik okumakla, gerçi temiz yiyip temiz giyeceksin. Buna karşılık da hiç yorulmayacaksın ama 5-10 yıl bir zahmeti var, okuyacaksın. Hele bir defa okulu bitir de istersen ömrünü bizim 5 aylık tatiller gibi avarilikle geçir. Kahvelerde, kulüplerde, çınar diplerinde tavla oynamakla çürüt. Mizahçılardan birinin dediği gibi 8 saatlik mesai için 9 saatlik uyku sığdır. Kimsenin dırıltı etmek için hakkı ve haddi olmaz. Birkaç kişi yanılsa da o halsizliği yapsa bile sana söz düşürmeden köylü kasabalı onların karşısına dikilir. Kesin gürültüyü. O bugün rahat yaşıyor ama vaktinde çok ağır çekmiştir. Kafa gezdireceğine sen de okusaydın. Evet. Harika. Yine bir farelerin yediği bir kitap. Evet. Hazırlayan Sabahattin Batur. Yeni şiirimiz. Güzel şiirimiz. Evet, şöyle ayırırsak çatır çatır çatlıyor yine bunlar. 1960 Ağustos. Öndeyiş. İki kişi yazmış öndeyişi. A. Breton, B. Eluard. Bazı kimselerin şiir üstüne yarım yamalak bilgileri vardır. Bazılar da yarım yamalak bilgileri yarım yamalak anlarlar. İşte bütün bunlar bazıları için şiirin bir çeşit tanımı olur. Evet. Neymiş şiir? Şiirin tanımı buymuş işte. Yanılmıyorsam Yunan ya da Latin oyunlarının başında birer öndeyiş vardır. Şair, oynanan tüm üzerinde açıklayıcı bilgiler vererek şöyle söze başlıyor. Şair oyunun tümü üzerinde açıklayıcı bilgiler vererek söze başlıyor. Aksayan yerleri varsa bağışlanmasını diliyorum da. En sonunda ne olursunuz alkışlarınızı esirgemeyin bizden diyor. Bilmiyorum ne var bu sözlerde. O kuduğumdan bu yana her
anımsadığımda bir etkilenir, bir duygulanır. Özdeyişlerin çoğunda ya özür dileyen ya ürküden bir ses bulunur. Aslına bakarsanız bu seslerin ikisi de aynı notadan çıkıyor. Ne var ki birisi tizden, birisi pesten. Ama özdeyişlerde şimdi okuyacağınız yapıt şu kadar önceden başlayarak bugüne dek geceli gündüzlü bir uğraşın sonunda size sunulabilmiştir. Daha önce yapılmış araştırmalarda falanlar vardır, filanlar yoktu. Hep bunlar doğru dürüst kaynak bulamamaktan olmuştur. Nitekim biz de bütün kuşkularımızı yenecek bir kaynak bulamadık. Evet, şeyle yazılmış. Biraz karışık. Bulamadık. Kaç türlü engellerle, kösteklerle uğraşmak zorunda kaldık. Gene de dileyerek özürler dilenmiştir. Bunları söyleten yazarın içindeki beğenilmemek, sevilmemek korkusudur. Onca yakınmasına, dert yanmasına rağmen dilediği gibi hazırlanamadan, dilediği gibi çalışamadan bitirmek zorunda kalmıştır yapıtını. Bu durumu göreceklerin, seçeceklerin önüne geçerek görmelerine, sezmelerine engel olmasa bile bağışlamaları sağlamaya uğraşır. Bu türlüsü gene neyse. Fareler yediği için oralarda kalıyor, gidiyor. Kurallar şiirden çıkar. Kaç çeşit gerçek şair varsa o kadar da gerçek kural vardır. Georna Bruno. Evet. Bunlar büyük şairler. Bunlar dünyayı yerinden oynatan harika şairler. Homeros der ki, Nireus güzeldi. Achilleus daha güzeldi. Helena'nın kutsal bir güzelliği vardı. Şair hiçbir yerde bu güzelliklerin inceden inceye açıklamalarına girişmiyor. Oysa bütün şiir Helena'nın güzelliği üzerine kurulmuştur. Lessing ve o. Halk bir şiiri ancak yanlış anladığı için sever. Jean Cocteau. Halk bir şiiri ancak yanlış anladığı için sever. Ne asıl sözler. Bir şiirin ne olduğunu şüphesiz herkes bilir. Ben de bilirim. Ama şiir kavramı da gün kavramı, seciş kavramı gibi en çetrefil, en sınırları belirsiz kavramdan biridir. Claude Roy. Parçalanıyor kitap artık. Naylonları her tarafı. Şiir gerileyemez. Neden? İlerleyemez de ondan. Victor Hugo. İşte bakalım yavaş yavaş ilerliyoruz. Kemalettin Kamu. 1901'de Erzurum'da doğmuş. Yüksek öğretmen okulunda iken Sins Politikas öğrenimi için Paris'e gitmiştir. Birkaç dönem milletvekili yapmıştır. Basın Yayın Umum Müdürlüğü'nde Anadolu Ajansı'nda Türk Dil Kulübü'nde çalışmıştır. 1948'de Ankara'da ölmüştür. Şiirlerini bir kitapta toplayamamıştır. Milletvekilliğine bak. Birkaç dönem. Paris'te oku. Değerli şair Kemalettin Kamu, işte nasip bir şey var. Hedefsizlik, ne de hedef olsaydı maaşı düzgün bir matbaaya gidip şiirlerini toplayabilirdi. Şiirlerini bir kitapta toplamamıştır. Belki de başka bir şey düşündü yani. Kimsesizlik. Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında. Kimsesizlik dört bir yanımda bir duvar gibi. Mustaribim bu duvarın dış tarafında. Şefkatine inandığım biri var gibi. Sanıyorum saçlarım okşuyor bir el. Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım.
yan odadan bir ince ses diyor gibi. Gel ve hakikat bırakıyor hülyamı yarım. Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın. Kulaklarım komşuların ayak sesinde. Varsın yine bir yudum su veren olmasın. Başucumda biri bana suyu desinde. Gurbet. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde. Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Eriyorum gitgide, elveda her ümide. Gurbet benliğimi de bitirmiş bir içimde. Ne arzum, ne emelim, yaralanmış bir elim. Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde. Evet. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Şairlerimizin şiirlerini okuyalım, değer verelim. Canlıyken, yaşarken kitap fuarlarında, internet ortamında kitaplarını alalım, destekleyelim. Anadolu şair yatağıdır, aslanlar yatağıdır. Sahip çıkalım. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Hoşça kalın, dostça kalın. Güzellikler içerisinde kalın. Sağ olun.